İşin pratiğine bakacağız ve Tele1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat bizlerle birlikte. İyi geceler Yılmaz abi. Kabine galiba yani resmi olarak elbette şey yapılmış değil herhalde, ilan edilmiş değil. Ama en azından adaylık ya da düşünülen kişiler olarak herhalde telaffuzlar başladı. Bazı profiller var, ilginç. Bunlarla ilgili olarak neler söyleyeceksin bize? Aslında çok doğru. Resmi olarak açıklama yok ama birkaç tanesi tabii ki doğrudan Trump tarafından açıklanıyor, davet ediliyor, konuşuluyor. Ama olasılıklar da var, aday adayları da var. Ama bu anlaşılan Trump 2016 yılında ilk kez seçildiği zaman biraz bocalamıştı. Herhalde acemilik dönemiydi. Bu kez kabinesini hemen oluşturmaya başladı. Belli ki seçim kampanyası sırasında bazı isimlerle konuşmuş. Yani kendisine de bir kabine yapmış. Hemen süratle başladı. Nereden başladı? Evet, çok ilginç. Orta Doğu'dan başladı. Çok önemseyeceği belli ki bundan sonraki 4 yıl, önümüzdeki 4 yıl içinde Trump politikasının ağırlığını Orta Doğu, yani İsrail merkezli olacağı anlaşılıyor. Öncelikle İsrail'e bir büyükelçi atadı. Önemli bir büyükelçi. Florida milletvekili. Milletvekiliydi Mike Walls. Ki Mike Walls, pardon, Mike Walls şey, ulusal güvenlik danışmanı. Bir saniye bu arada hemen. Evet, Mike Huckabee, Arizona valiliği yapmıştı. Onu hemen İsrail'e Amerikan Büyükelçisi olarak atadı. Yani bu kadar uygun biri olmaz zaten. Soyadı da Huckabee'ymiş. Evet, Huckabee ama bu Huckabee ama Musa enteresan. Yahudi asıllı değil. Yani bugüne kadar ki İsrail'e atanan elçilerin büyük bölümü Yahudi asıllı oluyordu ama bu değil. Kızı da zaten şu anda Arizona valisi. Evet. Eski ilk dönemde de 2016 yılında Trump döneminde de basın sekreteriydi kızı. Dolayısıyla böyle bir yakınlığı var. Tabii ki Huckabee'nin önemli bir durumu da sürekli biliyoruz ki İsrail yanlısı politikalarla tanınıyor. Çok da şeyleri var. Hatta Batı Şeria'yı öyle Filistin toprağı falan diye görmez. Batı Şeria'nın adını bile kendine göre Yahudiye ve Semiriye diyor. Semiriye diyor buraya da. Tamam. Böyle bir isim. Zaten geçen hafta da Netanyahu hemen bir Amerika'ya büyükelçi atamıştı. Atadı. Bu da çok şahin bir, yani sertlikten yana Gazze'deki açıklamaları da biliniyor. Yani belli ki Trump yönetimi çok sert bir şekilde Orta Doğu'ya gireceği anlaşılıyor. Hemen tabii ki Florida milletvekili Mike Walls'u da ulusal güvenlik danışmanı olarak açıklandı. Bu eski Greenberry'li, yani hem bölgede bulunmuş, yani ulusal işte şey, bir askerlik. Yeşilbereli, vardı. Evet, evet. Yeşilbereli ve Afganistan'da bulunmuş, bölgede bulundu. Yani ve Suriye'yi de çok yakından bilen, YPG'yi de yakından bilen bir isim. Hatta Florida milletvekilliği döneminde bu konuda Suriye'yle ilgili çok önemli girişimleri de oldu kendisinin. Ve Türkiye'ye de yaptırımlardan yana bir 2019'da Türkiye'nin, Amerika'nın o dönemde Suriye'den bir miktar asker çekmişti, hatırlayacaksınız. Onun üzerine Türkiye bir operasyon yaptı.
Hatta yapacağını açıklamasından hemen sonra Wolf'un çok sert söylemleri var Türkiye hakkında, evet. Erdoğan hakkında ve Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını içeren bir yasa tasarısı da sunmuştu. Dolayısıyla belli ki Beyaz Saray Uluslar Güvenlik Dairesi bundan sonraki politikalarında yine Suriye politikasını, yani bölge politikasını çok ön sıralara tutacak. Çünkü YPG'ye ile ilgili çok bir sürü şeyleri de var, açıklamaları da olmuştu. Yani YPG bizim bölgedeki en güçlü müttefiklerimizden bir tanesidir şeklinde. Yani YPG'yi belli ki bu oluşumu bundan sonra da Trump yönetimi orada koruyup kollayacak ve kendi Amerika'nın politikaları doğrultusunda oradaki bu devleti, Kürt devletini oluşturmaya çalışacaklar. Bunların sır olmadığı da zaten biliniyordu ama bu atamalarla biraz daha ön plana çıkmış oldu. Diğer bir atamada ki henüz gerçekleşmedi ama olma olasılığı çok yüksek. Dışişleri Bakanlığı'na Marco Rubio'yu atayacağı konuşuluyor. Marco Rubio biliyorsunuz Florida senatörü. Hatta 2016 yılında Trump'a da rakip de olmuştu ama sonradan özellikle de bu seçim kampanyasında büyük destek verdi. Çok yakınlaşmış oldular. Marco Rubio'nun da Türkiye'yle ilgili ilişkileri olmuştur. Zaten Amerikan Kongresi'nde olup da Türkiye'yle ilişkisi olmayan da olmuyor. Şey, evet. Aslında böyle bir durum da var. Marco Rubio'nun Türkiye'deki insan haklarıyla ilgili yine yasa tasarılarına imza atmıştır. Çok sert konuşmaları vardır. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana. Hatta o dönemde hatırlıyorum Enes Kanter, bu Fethullahçı basketbolcu Enes Kanter'le görüşmüşlüğü vardır. Hatta onun da ismini zikrederek kongrede, senatoda yaptığı konuşmalar vardır. Hı hı. Yani insan haklarını da tabii ki bahane ederek Türkiye'ye böyle bir yaptırımdan yana tavır, politika izlemiştir. Dolayısıyla tabii bunlar mutlaka başkan, yani Trump üzerinde de etkili olacaklardır. Belli ki şu aşamada Türkiye'yle ilişkiler daha önce de konuştuğumuz gibi henüz öyle güllük gülistanlık görünmüyor Türkiye'deki. Evet. Manşetlerin aksine belli ki iyi görünmüyor diyebiliriz. Savunma Bakanlığı'na henüz bir fazla bir isim görünmüyor yani. Hı. Ama Temsilciler Meclisi'nde yine Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers'ı atayacağı konuşuluyor. Böyle bir isim var. Savunma Bakanlığı'na. CIA Başkanlığı içinde iki isim aday olarak gösteriliyor. Ki bu iki isim de Amerikan İstihbarat Kuruluşlarından geliyor. Ulusal İstihbarat Dairesi'nde görev almışlar. Bir tanesi Patel denilen bir isim. Ama daha kuvvetli ya atanma ihtimali çok güçlü olan isim olarak da John Ratcliffe diye bir isim Ulusal İstihbarat Dairesi'nin başındaydı. Bunu da CIA Başkanı olarak adaylar arasında gösteriliyor Musa. Evet, Ratcliffe. Çok güzel, çizgi film kahramanı gibi mi? Ratcliffe. Güzel bir şey. Ratcliffe. Böyle bir şey. Peki abi, şunu sormak istiyorum. Birkaç dakikamız var. Şimdi bu kabine profiline baktığımız zaman Trump'ın Türkiye özelinde çok sert bir politika uygulayacağını, yani düşmanca değil ama sert bir şekilde Erdoğan'ı
alıp sahneye zorla getireceği dans için bir politika uygulayacağını mı öngörmemiz lazım? Nasıl bir şey? Yani çok, çünkü belli ki yani işaretler önümüzdeki zamanların hiç de hoşumuza gidecek bir takım adımlarla geçmeyeceğini gösteriyor gibi. Şöyle, bölgesine göre değişebilir. Yani Ukrayna konusunda gerek bu yaptığı atamaların, gerekse de tabii ki şeyin, Trump'ın fikirlerini biliyoruz. Yani müzakere yoluyla bir anlaşma şeklinde bir şey var. Burada Erdoğan'la anlaşabilir, kullanabilir, onun sırtını sıvazlayabilir, öyle diyebiliriz. Evet. Ama bölgeye gelince iş, burada iş değişiyor tabii ki. Evet. İsrail politikası çok önemli. Bu tabii ki gerek İsrail'e atanan büyükelçi, ulusal güvenlik danışmanı ve şeyinde, Dışişleri Bakanı adayında Hamas konusunda fikirleri de çok sert. Yani Trump'ın atadığı şu ana kadar öne çıkan isimler, Amerika'nın, Trump'ın bölgede, Türkiye'de dahil bir şahinler kabinesi diyebiliriz ve bu sertlikte de politika izleyeceğini gösteriyor Musa. Evet, peki. Yılmaz abi çok çok teşekkürler. Bu kabineyi daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Kesinleştikten sonra özellikle iyi geceler diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Musa. Evet sevgili izleyiciler, Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat bize kabine ile ilgili bilgiler aktardı. Hakikaten bölgemizi ve